Aprilia Dorso Duro 1200 ile beraberiz bugün. Süper bir motosiklet. Anormal asabi. Böyle hani 4 çocuklu evde hem kaynanası hem kayınpederi olan bir damat kadar asabi. Aprilia bir sürü güzel detaya dikkat etmiş bu motorda. Mesela ayaklar çamurlanınca arazide sürersek eğer bir gün jantları değiştirip ya da lastikleri değiştirip işte bunları söküyoruz. Ayağımız çamurlanırsa lastik ayaklıklardan kaymıyor. İşte saks arka tek amortisör, hem ön yükleme ayarı yani yay sertliği, hem sıkışma oranı, hem de geri sekme oranı buralardan ayarlanabiliyor. Aynı şekilde ön amortisörler de öyle. 1200'lük V motor, 2 silindir, anormal gidiyor. O kadar ki bu lastikler yetişemiyor. Yani zaten memleketin asfaltı kireç taşı, berbat, hemen eriyip gittiği için orada zaten tutuşuyor. Lastikler de buna yetmiyor. Hani çekiş kontrolü olmayan modelini biz test ediyoruz bugün. Habire kaydırıyoruz arkasını. Habire böyle ucundayız limiti. Ekranda epey bir malzeme var, epey bir görüntü var. Vites, hararet, yapılan yol, tüketim, süren, saat. Bütün bunlar çok güzel. Bir tuhaflık var. Ayak açıksa ışık yanıyor bir tane. Hani sadece ateşlemeyi kesmiyor. Zaten ateşlemeyi kesmekte biraz gecikiyor ayağın açılması durumu. O bir tuhaflık. Onun dışında ön takım müthiş. Yani zaten 1200'lük bir süper moto yapmış Aprilia. Hakikaten bir süper moto gibi. Yol tutuş, hakimiyet, his. Fakat gidiş en yakın rakibinin böyle 4 katı falan gidiş. 130 beygir diyoruz. Korkunç. Radyal ana silindir kullanmış ön frende. Ön amortisörler zaten yarış tipi. Saks, ters maşa. Artı ön fren kaliperleri de radyal bağlanmış. Brembo'nun müthiş bir fren sistemi var. Hakikaten buradan memnun kalmamak mümkün değil. Yani burası hakikaten 10 numara çalışıyor. Şasi görüldüğü gibi tüp şasi. Trailis. Bu zaten İtalyanlarda çok rastlanılan bir özellik. Ama yarı trailis. Sonuna doğru buraya bir alüminyum ek yapmışlar. Sonra da arkaya alüminyum maşayı bağlamışlar. Dolayısıyla yol tutuşu güzelleştirmek için ve keyifli bir sürüş sunmak için şasi, yürü aksam namına her şey var. Yani ne yok? Lastikler. Şimdi Sele'nin konforu ilk başta delirtiyor ki insana, ulan biraz sert ya biz bunda nasıl olacağız falan. Fakat gün boyu oturmama rağmen gayet rahattı. Sıkıntı Sele'de değil. Eğer boyunuz uzunsa ya da bacaklarınız biraz uzunsa şöyle oluyor durum. Şimdi süper motolar biraz önde kullanılır ya. Şimdi öne gelince dizler sığmıyor. Gördüğünüz gibi buraya takılı kalıyorum ben. Tutamıyorum dizimde. Ya da böyle çarpıyorum. Hani parmak ucunda basmak pek mümkün değil. Dolayısıyla biraz geriye kaymak lazım. Anca böyle rahat ediliyor. Geriye kayınca da yolcunun bu bandının üzerine oturmak durumunda kalıyoruz. O bandı sel altına almakta fayda var. Böyle bir gariplik yapmış. Ya da Akdeniz erkeği. Yani biraz daha tıknaz olur diye düşünüldü belki de. Durum bu. Gidon anormal geniş. Tam bir süper moto sürüş şekli. Kafa tasarımı, radyatör kenarları tasarımı, bunların hepsi tabii çok güzel. Şöyle motorun bütün o agresifliğine uygun canavar. Baksanıza kafaya. Asabi gergedan. Psikopat. 1200 cc'lik çift silindirin sesi de müthiş. Yani şu. Zaten spor moduna geçince yakıt hava karışımı ve ateşleme şekli değiştiği için ses de değişiyor. Daha da psikopatlaşıyor. Bunlara dikkat edeceğiz zaten. Fakat yolcuyu alırsanız arkaya, yolcunun ayaklarıyla şöyle, sizin ayaklarınız arasında bayağı az mesafe kalıyor. Orada bir çarpışma söz konusu. Bu pek yolculuk bir durum yok burada. Yalnız başımıza gideceğiz. Zaten yolcunun arkada şu kayış, şu gariban kayıştan başka tutacak hiçbir şey yok.
hani sizi diziyle yakalayacak, elleriyle tutacak, böyle dağ gorili gibi sırtınıza tünemesi lazım. Dağ gorillerinin yavruları olur ya, onlar böyle hani işte o şekil. Burada öyle bir durum var. 240 mm arka disk, 320 mm ön disk. Çok güzel. Sürüş modu var. Touring, yani seyahat, spor ve yağmur. Yağmur modu, hakikaten yağmurda da sürdüm. Hakikaten yumuşuyor sürüş hissi. Böyle aralara girdiğimizde, gaz verdiğimizde arkasının atması falan azalıyor. Touring modunda daha az tüketiyor. Biraz daha uzun menzilli gidişler için, yani seyahat için. Spor modundaysa sesi değişiyor. İstemsiz tek tekerler, ikinci viteste tek tekerler. Sürekli arkasını kaydıra kaydıra gitmeler anormal. Anormal gibi. Ama o arkasını kaydırmalar öyle otomobildeki gibi yampiri yampiri giderken elini sallayan gençler için biraz zor olabilir. Onun için biraz daha böyle yürek istiyor, yürek. Genelde süper motolarda pek bagaj altında falan pratiklik bu aranmaz. Zaten öyle bir şey de olmaz. Bunda da yok. Görüyorsunuz anahtarı buraya takıyorum. Açıyorum. Buradan hiçbir şeye yer yok. Ha bu. Bir tek ruhsata yer var. Bu kadar. Hani maalesef biraz kısıtlı. Bir de alet çantamız var minicik. Burası böyle. Hani pek bir şey beklemeyelim. Ne olacak canım? Eldivenleri ve yağmurluğu da sel altına koyarım falan gibi hayalleriniz varsa onu unut. Burada deponun kapağı var. Bu enteresan tabii. Hani 2011'de böyle bir şey yapılmış olması. Açtık. Depo kapağı elimizde kalıyor. Bunu böyle eşantiyon gibi benzin pompacısı, abi buyur yer misin yemez misin gibi. Bu böyle koyacak yer arıyor insan. Böyle bir şekil. Tüketim de aynı gidiş kadar psikopat. Biz tabii çok daha yeni olan motorumuzla 100 kilometrede 10.2 litre yaktırdık. Hani bu bizim acayip gidişimizden mi, yoksa motor rodajda biraz sıkışık, zor çeviriyor ondan mı bilmiyorum ama güzel bir rakam yani. 100 kilometrede 10.2 litre. Tabii gidiş müthiş. Azami bir sürat beklemeyelim. Böyle 200'ler, 220'ler, 230'lar. Yapabilir ama bu onun motoru değil. Bu işlerin motoru değil. Bu daha çok böyle hani virajlar, arayollar, keyifli böyle gazlamalar, hızlı hızlı slalomlar, onların motoru. Buradan geniş bir gidon, güzel amortisörler. Genel olarak ben çok beğendim aslında. İmajı biraz psikopat. Bir de bu kadar çirkin olursa hırsız itibar etmez. Dolayısıyla çalınma ihtimali de düşük olur. Dolayısıyla hoşumuza gitti. Tavsiye ediyorum.